1947 yılında İstanbul'da doğdum. Çocukluğum Tepebaşı'nda geçti. Babam Kafkasyalı, annem İstanbullu. 25 yaşında evlendim. Tarihini hatırlamıyorum hangi tarihte evlendiğimi. Kayınvalidem Yugoslavyalı, kayınpeder Türkistanlı. Çocukluğumdan beri yemek merakım vardı. Böyle fazla detaylı muhtelif ülkelerden gelmiş aile efradımın merakıyla daha çok merak sardım. Evlenmeden evvel annemin mutfağı İstanbul mutfağıydı. Kayınvalidem de ise kendisi de kayınpederimin etkisinde kalarak o da Türkistan yemeklerine ağırlık bastı. Türkistan pilavı, samsa tatlısı öğrendim. Samsa tatlısını yapmayı seçtim çünkü unutuluyor. Eski yemekler unutuluyor ve bu özel bayram günlerinde, özel misafirlere yapılan bir tatlıydı. Bunun tanınmasını istedim ve zor olduğu için mutfaklarda pek yapılmıyor. Misafir geldiği zaman, bayramlarda özellikle istenirdi bu. Tatlı olarak ikram edilir çayla beraber. Samsa yapmayı kayınpederimden öğrendim. Ki dolayısıyla kayınvalidem becerdiği için, öğrendiği için ondan aldım. Gerek. Unun çok özel olması lazım. Tabii ceviz, yani kırık ceviz falan, acılı ceviz olmayacak. Hani iri ceviz tercih ediliyor. Tarçın taze olacak. Hep her yemekte itinayla göstereceğimiz şeyler de var. Püf noktası çok iyi açmak. O ilk yaparken, karıştırırken, birinci hamur haline getirirken çok iyi döndürerek açılıyor böyle. Dikkat ettiyseniz şöyle yuvarlak yuvarlak döndürerek yapılıyor. Kapama usulü çok mühim. Dolaba süreyi bekletmeden takip etmek mühim. Sıcak geliyor. En mühim şeyi, özelliği de sıcak gelmesi. Evlendiğim senelerde bu samsa tatlısını yapmaya kalktım. Çok itina ettiğim halde beceremedim. Hamurunu katı açmışım, sert açmışım, kalın açmışım. Kayınvalidem biraz daha yumuşak olması gerekirdi dedi. Sonra şey yaptım, yine birkaç defa denedim. Hatta en son denememde eşim çok beğendi. Ve annesine nazire olsun diye, Canan sen bu işi kıvırdın, annemden güzel yapıyorsun dedi. Espri olarak şeyimizde kaldı, hatıralarımız.